Değerli izleyicilerimiz, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün Peygamber Efendimizin izinde değerli arkadaşlarım Profesör Doktor Casim Avcı ve Doçent Doktor Mahmut Kelpetin ile birlikte Hicret'in 10. yılı olaylarını, belki zaman kalırsa 11. yılını da ele almaya çalışacağız. Geçen hafta Hicret'in 9. yılı olayları çerçevesinde önemli hadiselere değinmeye çalışmıştık. Tebuk gazvesi, heyetler yılı ele aldığımız konular arasında idi. Allah Resulü'nün hayatının son dönemleri, bu ele alacağımız yıl içerisinde veda haccı var. Önemli bir gelişme. Kur'an-ı Kerim'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilmesi sürecinin sonlarına doğru geldiğimiz bir dönemde, her sene Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselamın huzurunda arz ederken, arza dediğimiz bir hadise, Müslümanların huzurunda o güne kadar nazil olan vahyi bir bütün olarak Allah Resulü okuyor ve bir bakıma tekrar oluyor. Cebrail aleyhisselamın huzurunda bu yıl iki arza yaptığı ifade ediliyor ki bu gelişmeler daha sonra Müslümanlar tarafından Peygamber Efendimizin hem vazifesinin bittiği hem de emaneti Yüce Allah'a, Refik-i Ala'ya emanet ettiği sürecin bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Mahmut Hocam'a buradan başlarsak, arzalar meselesini, Allah Resulü'nün Cebrail'in huzurunda, Müslümanların önünde o güne kadar gelen vahyi okuması sürecini sorarsam, bu ne ifade ediyor? Arzaların temel sebebi nedir? Biraz belki açılışta kısmen değinmeye çalıştım ama daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacımız güzelce var. Güzelce ifade ettiniz hocam. Hayırlı yayınlar olsun. Tabii artık son zamanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son zamanlar olduğunu, gelişen o olaylar sonrasında artık demek ki bunlar son anda yaşanan olaylardı ve bunlar ona bir işaretti demiş oluyoruz. Burada tabii Kur'an-ı Kerim şu açıdan önemli. Dinin tebliğindeki ana nokta, ana omurga ve bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim yani tek bir seferde inmemişti. Yani Allah Resulü'nün ilk olarak peygamber olarak gönderildiği andan itibaren peyderpey dediğimiz bir nuzul süreci gerçekleşmişti. Bir vahiy süreci gerçekleşmişti ve Allah Resulü bir taraftan bu inen ayetleri, inen sureleri ezberliyor. Diğer taraftan da kayda geçiriyordu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim açısından baktığımız zaman çift taraflı bir kontrol süreci ve kayıt süreci vardı. Diğer taraftan da her Ramazan'da, sizin de ifade ettiğiniz üzere her Ramazan'da Cebrail aleyhisselam tarafından da bir anlamda hani karşılıklı mukabele dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in, o zamana kadar inen Kur'an-ı Kerim'in bir ezberden kontrolü de söz konusuydu. Hiç şüphesiz sahabe efendilerimiz arasında da sayıları o esnada tabii çok olmamakla beraber bunu ezbere bilenler de vardı. Bu açıdan baktığımız zaman, yani Kur'an-ı Kerim'in o inen sürecini de baktığımızda, yani ortalama 20 yıllık süreci dikkatli bir şekilde baktığımızda, 20-21 yıllık sürece baktığımızda, bir taraftan kayıt altına alınmış, bir taraftan Cebrail Aleyhisselam'ın kontrolü altında olan ve Peygamberimizin sürekli tekrarlaya geldiği bir durumdan bahsediyoruz. 20, böylesine 21, de bir 20-21 yılı özel olarak söylediniz evet, herhalde. Evet. Hicri takvime göre genelde evet, 23 yıl evet, diye evet, ifade evet. ediyor. Siz herhalde onu kastederek. Evet. Burada tabii burada şu noktaya özellikle ben vurgu yapmak istiyorum. Yani Peygamber Efendimiz tabii bu belki programın ilerleyen kısımlarında konuşacağız ama bazı olaylar yaşandığında artık hani bazı şeyleri de sezinlemiş oluyor. Yani kızı Fatıma ile bazı hususları mesela dertleştiğini görüyoruz. Yani beklenen son gelecek. Yani kendi adına da baktığımızda bunu terennüm ettiğini, hissettiğini söylememizi mümkün kılan bazı gelişmelerle karşılaşıyoruz. Evet. O da Allah Resulü'nün işte haçtan döndükten sonra veda haccını ele alacağız. Baki mezarlığına gitmesi, Uhud şehitliğine gitmesi, arkadaşlarına dua etmesi. Sanki bazen böyle insanlarda belli bir yaşa geldikten sonra belki o yaşadıkları sürecin bir şeyi olarak ya artık
arkadaşlarımı özledim, akrabalarımı Evet. özledim. Vefat edenlere ilişkin böyle duygusal şeyler de olabiliyor. Böyle bir boyutu da olabilir. Tabii yüce Allah'ın kendisine bunu ihsas ettirmesi bir şekilde bir bilgi kaynağı da olabilir. Onu bilemiyoruz tabii. Tam olarak belki ifade etmek Burada zor. belki bir hususa işaret etmek lazım hocam. Biz özellikle bu son senedeki yani Allah Resulü'nün Cebrail'e Kur'an-ı Kerim'e arzını iki defa yapmış olmasını biz olup biten olaylardan sonra biz bunun bir işaret olduğunu söylüyoruz. Yoksa Evet. yani biz Allah Resulü bunu anladı, bunu hissetti, şimdi şöyle oldu gibi böyle bir algıya dönüşebilir. Bunu da aslında peşin peşin söylemek lazım. Evet. Sadece hani biraz önce benim ifade ettiğim kızı Hazreti Fatıma ile olan bir dertleşmesinden bahsetmiş oluyorduk. Evet doğrudur. Yani bundan önceki Ramazan aylarında Peygamber Efendimiz Cebrail ile bu işi bir kez, Cebrail Aleyhisselam'la bir kez yaparken bu Ramazan'da da biraz önce de sizin de ifade ettiğiniz üzere iki defa bu işi yaptığını. Burada tabii özellikle şuna da vurgu yapmak lazım. Bizim ısrarla söylediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'in orijinalliği konusunun önemli delillerinden de birisidir. Yani Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı o ilk andan itibaren hem bunu kayda geçirmiş olması, yani özellikle o dönem açısından dikkatle incelediğimizde yazılı kültürün yani Arap toplumu açısından baktığımız zaman yazılı kültürün kısmi olduğu, yüzeysel olduğu bir yerde bunun kayda geçirilme titizliğinin yaşanmış olması, hıfzın devam etmiş olması ve Cebrail Aleyhisselam tarafından da bu şekilde sürekli kontrol edilmesi ve daha sonra okunan bu tertip üzerine de Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar eksiksiz bir şekilde gelmesine de vesile olmuştur. Diğer taraftan tabii Kur'an-ı Kerim zaten hem Peygamber Efendimizin hayatında hem ashabın hayatında hatta o nüzul evreninde içinde müşriklerin, Yahudilerin olduğu ortamda hayatla iç içe ve çok canlı. Gündelik hayatlarında her zaman Kur'an'ı hem yaşıyorlar, hem okuyorlar, hem atıf yapıyorlar, hem onların referansı, hem muallimi, rehberi pozisyonunda. Bugünkü toplumla mukayese ettiğimizde biraz o açıdan Kur'an'la kurdukları ilişki açısından bir farklılık olduğunu Şuna söylemek hocam lazım. isabet oldu. Şuna ben derslerimde öğrenci arkadaşlar latife olsun diye şunu söylüyorum. Diyorum ki Allah Resulü vefat ettiği zaman Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen insan sayısı çok çok az. Doğru. Şimdi birden tabii hocam nasıl olur yani diyorum ki cümle daha bitmedi. Kur'an-ı Kerim'i hıfz olarak çünkü Kur'an-ı Kerim bir taraftan nazil oluyor. Burada önemli olan şey yani Kur'an-ı Kerim'i hıfzını evet ezbere belki bilmiyor ama işte sizin o işaret ettiğiniz Kur'an-ı Kerim onların hayatının tam ortasında, her noktasında yani onu yaşıyor, onu biliyor, o inen ayeti, o inen ayetin bir hikayesi var, onu biliyor. O işte bir savaşta gerçekleştiyse savaş canlı yani her bir noktasıyla, manasıyla, lafzıyla, manasıyla bunu biliyor. Sadece hıfz kısmı çünkü tamamlanmamış, henüz iki kapak arasına gelmemişti. Dolayısıyla o hıfza yaptığımız vurguyu ve bugünle karşılaştırdığımızda da buna da işaret etmek yerinde Orada olacak. da belki hıfzla ilgili Kur'an-ı Kerim'in her şeyden önce kolektif hafızada muhafaza edildiğini söylemek lazım. Birisi diyelim ki Bakara'yı biliyor, bir başkası Ali İmran'ı biliyor, bir başkası kısa süreleri biliyor, bir başkası efendim Yasin'i biliyor. Ama tamamını bilenler var, Tabii. tamamını hıfz edenler var. Hem de kolektif hafızada çok canlı bir şekilde devam ediyor, her gün okunuyor. Kesinlikle bir de henüz tamamlanmamış. Yani süreç Süreç tamamlanmamış. tamamlanmadı. Yani bir taraftan da Evet. devam etmiş oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in o indirilme, nüzul dediğimiz süreç devam etmiş oluyor. Devam ettiği için de hayat da bir taraftan devam ediyor. Yani sahabe işte Peygamber Efendimiz'le belki bir müddet görüştü, bir ay görüşmediği olabiliyor. Yani sürekli peygamberle görüşenler olduğu gibi belli aralıklarla görüşenler de var. Dolayısıyla olup bitenleri anlık olarak alabilmesi, bunları takip edebilmesi de herkes için mümkün olmuyor. İşte bu açıdan da kayıt esasında kıymetli ve değerli. Hem hafızada hem hayatın kodları içerisinde sünnet dediğimiz Evet. yaşantı içerisinde Sünneti şekillendiren ana malzeme hem zaten. de yazılı materyaller üzerine kağıda da İşlenmiş. işlenmiş olarak orada da muhafaza ediliyor. Bu Daha da sebeple Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın peygamberine vahyettiği şekilde hiçbir müdahale olmaksızın bugüne kadar
Eksiksiz bir Eksiksiz şekilde. bir şekilde geldi ve Cebrail Aleyhisselam kontrolünü de unutmamak lazım. evet. Yani hani her an itibariyle bir yani insanız, bir hata olabilir. Dilimizden belki, düşüncemizde belki başka bir şey olabilir ama o Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla da kontrol edilmiş olması, hani bugünkü bir dille konuşacak olursak sıfır hata, yani eksiksiz, her şeyle mükemmel, hiç böyle bir şu da olabilir mi diyemeyeceğimiz kadar eksiksizliği ortaya koyacak kusursuz bir metin. O günkü şartlar açısından bakıldığı zaman yapılan iş çok büyük bir iş. Ve sadece günü kurtarmaya, o günün problemlerini çözmeye matuf değil, gelecekte de Kur'an-ı Kerim ve metniyle ilgili çıkması muhtemel sorunların bir kısmının önü alınmış oluyor. Hatta hocam yani bu sadece ona bir katkı sunmadı. İslami ilimlerin sonraki nesillere de önemli ölçüde o rivayet geleneği dediğimiz bizim sonraki nesillere de aktarılmasına da bu anlamda vesile olmuş oldu. Oradaki elde edilen tecrübe diğer İslami ilimlerin gelişmesine de bu açıdan katkı sağlamış oldu. Yani etkisi sadece kendisiyle sınırlı değildi. Yani yazı kültürünün Evet. olması, Kur'an'ın anlaşılma çabası, tefsir Evet. dediğimiz süreci ve ilim geleneğini oluşturdu. Sünnetin muhafazası ve kaydı hadis geleneğini oluşturdu. Allah Resulü'nün tatbikatı hakeza siyer geleneğini Onları anlama gayreti, siyer geleneği, oluşturdu. Bütün evet. bunlar aslında İslam ilim geleneğinin dayandığı temel nokta Kur'an'ın vahyedilmesi, anlaşılması, kaydedilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Aktarılmasını. Bu önemli bir süreç. Tabii Allah Resulü'nün irtihalinden önce Evet. gerçekleşen önemli hadiselerden birisi bu. Bir diğeri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe başladığı zaman yalnız başına Hira'dan indi, tek bir insan olarak başladı. Sorumluluğunu yüklendi. Fakat vefat etmeden önceki yıllarına baktığımız zaman çok uzun bir zaman değil. Bir insan hayatında tabii önemli bir dönem. 23 yıl gibi bir süreçten bahsediyoruz. Allah Resulü vefat etmeden önce geçen programımızda bahsettiğimiz heyetler yılı diye ifade ettiğimiz, kodladığımız süreç içerisinde birçok Arabistan'ın her tarafına dağılmış olan kabileler geldiler. Çoğunluğu Müslüman oldular. Müslüman olmayanlar da Allah Resulüne itaat ettiler. Böyle bir süreç yaşandı. Peygamber Efendimizin buradaki tırnak içerisinde başarısı, ya Arabistan'a hakim olma olarak oradaki insanların gözünde görünen başarısı nasıl bir sonuç doğurdu diye baktığımızda şöyle bir olguyla karşılaşıyoruz. Mütenebbiler. Yani peygamberlik iddia edenler. Bana öyle geliyor ki hem Allah Resulü'nün başarısını Kureyş'e mal etmeleri bu kabilelerin hem onu örnek alarak rol çalma teşebbüsü yani bir taraftan Kureyş'in Allah Resulü'ne itaati Kureyş'e itaat olarak değerlendirdikleri için oradan çıkma çabası diğer taraftan da Onun yüklendiği rolü kopya ederek, rolü ve başarıyı evet. bu başarıyı taklit ederek ondan rol çalmaya onun alanına müdahale etmeye çalışan bir teşebbüs. Bu peygamberlik iddiası konusu aslında daha çok biz tarihte anlattığımızda Hazreti Ebubekir döneminin bir olgusu olarak anlatıyoruz. Çünkü orada daha belirgin bir şekilde Hazreti Ebubekir halife olduğunda savaşlar meydana geliyor. Ama hadise Peygamber Efendimiz hayattayken başlamış. Başlıyor. En azından bir kısmı öyle Önce başlamış. itaat Evet, ediyorlar. evet. Daha sonra bu itaat eden insanların bir kısmı peygamberlik iddia ederek, Allah Resulü'nü taklit ederek ama onun getirdiği mesaja benzer bir mesajla değil. Zaman Öyle zaman öyle iddiaları olan evet zaman zaman gülünç gülünç durumlara duruma, evet. düşmelerine sebep olan bir takım olaylar ortaya çıkıyor, kişiler ortaya çıkıyor. Bu sürece nasıl bakabiliriz? Bu peygamberlik iddialarına, Şimdi bu da herhalde bu yılın önemli bir evet gelişmesi.
Hocam bunu tabii heyetlerle beraber anlatmak isabet olur. Siz de zaten öyle bir giriş yaptınız. Sebebi şu, biz tabii vaktimiz geçen hafta kısıtlıydı. Heyetleri biraz böyle hızlıca bir filmin son sahnesini kamera hızlı sarmış gibi hızlıca aktarmak durumunda kaldık. Bugün belki ona ilave olarak şunu söyleyebiliriz. Biz tabii heyetleri anlatırken sadece olaya belli başlı heyetler noktasından baktık. Ama Arap Yarımadası'nın tabii ki yani hani 70 kadar heyetten bahsediyor kaynaklar bize. Yani 70 kadar heyetin Medine'ye gelmesi ve gitmesi yani ciddi bir trafik. Bunun yönlendirilmesi ciddi bir trafik. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim bu bedevileri tarif ederken bir ifade kullanıyor. Onlar iman ettik derler ancak gerçek anlamda iman etmiş değillerdir. Yani bunu şöyle de anlamak lazım. Elbette Medine'ye gelme bir anlamda otoriteyi kabuldür. Yani gelme ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü işte sıklıkla bizim tekrar ede geldiğimiz Mekke'de doğrudan doğruya Allah Resulü'nün, Mekkeliler Allah Resulü'nün varlığını kabul etmesiyle beraber, kabul etmek durumunda kalmasıyla birlikte Arap Yarımadası'nın da öteden beri işte o Mekkelilerin sahip olduğu psikolojik, sosyolojik liderlik konumunun etkisiyle beraber diğer kabileler de kabul etmek durumunda kaldılar. Yani işin esası buydu. Bir kısmı evet gerçekten kararını net bir şekilde ortaya koydu ve Müslüman oldu. Bundan sonraki hayatlarında da ona yönelik faaliyetlerde bulundular. Bulundukları bölgelerde İslam'ın gelişmesi adına katkıda bulundular. Ama bazıları var ki ya İslam'ı kabullenmediler ya da Allah Resulü ile pazarlığa girişmiş oldular. Mesela Amir bin Sasa kabilesi böyleydi daha öncesinde. Yani ve sizin o işaret ettiğiniz yani bu Mekke Kureyşli gence niye itaat edelim? Dikkat ederseniz vurgu hep şey üzerinden, asabiyet vurgusu üzerinden. Evet. Allah Resulü'nün halbuki Medine hicretiyle beraber ortaya koymuş olduğu yeni bir kavram vardı. Müslüman kavramı. Yani muhacir evet, ensar evet ama üst kimlik ve belirleyici olan kimlik burada Müslüman kavramıydı. Ama diğer kabilelerin, İslam'a yönelik tereddütle yaklaşan kabilelerin meseleye bakış açısı hala da bir Kureyşilik vurgusuydu. Aslında Allah Resulü hem Kureyşilik vurgusu hiç yapmadan, evet, Allah'a kulluk üzerine akideyi merkeze alan, evet, İslam kimliği, daha sonraki yaşadıkları hadiseler sebebiyle muhacir ve ensar kimliği, bunlar da evet, dini refleksleri gereği yapılmış bir isimlendirme, bir tasnif. Böyle olmasına rağmen Kureyşilik iddiası bir bakıma karşı tarafın zihninin yansıması olarak bir okuma şeklinde ortaya çıkıyor. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir iddiası veya tezi yok. Hı hı. Resulullah Kureyş'in siyasi nüfuz alanını arttırmaya matuf olarak hareket etmiyor. Sadece tebliğ görevini yerine getiriyor. Yüce Allah'ın kendisine yüklediği görevi, elçilik görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Ama karşı tarafta bulunan kabileler ona itaat etmeyi Kureyş'e itaat etmek olarak değerlendiriyorlar. Çünkü Arap toplumunun siyasi kodlarında, sosyal kodlarında kabilecilik temel bir olgu. Zaman zaman vurgulamaya evet, çalıştığımız yani gibi. Yani o asabiyete yönelik yani esasında diğer kabilelerin bunu Kureyşilik üzerinden okumaları da kendi açılarından baktığımız zaman esasında tırnak içerisinde doğal bir süreç. Çünkü evet, yetiştikleri kültür buydu. Burada kendilerini şöyle geliştirdiklerini görüyoruz. Sadece onunla iktifa etmiyorlar, sadece onunla yetinmiyorlar. Aynı zamanda şuna bakıyorlar. Yani evet Peygamber Efendimiz bir Kureyşiydi. Ama diğer taraftan demek ki Kureyşilik tek başına bir anlam ifade etmiyor. O zaman bir de peygamber olursak aslında... Bu başarıyı peygamber olduğu için elde evet, etti. O güne evet, kadar hiçbir Kureyşli böyle bir güce sahip olmamıştı. Kesinlikle ve soru o zaman şöyle bir soruya dönüşmüş oluyor. Yani bir, ben Kureyş'e niye itaat etmek durumunda kalayım? Yani benim zaten kabile geleneği üzerine oturan bir topluluk olduğu için Arap Yarımadası'nın genelinde. Yani ben benzer bir durumda olan bir kabileye niye itaat edeyim? İki, itaat edeceksem benim içimden benzer özelliklere sahip tırnak içerisinde peygamberlik iddiasında bulunan kimseler varsa
Onlar üzerinden en azından bunu gerçekleştirmiş olayım. Dolayısıyla yabancı bir peygambere çok özür dileyerek söylüyorum. Yani hani konuyu daha net kabile anlatabilmek açısından. açısından. Yani yabancı birine itaat etmekten sonra benimsemektense bildiğim, tanıdığım birine. Tıpkı işte bunları belki hani başlıklarını bu kadar uzun bir girişten sonra şunu söyleyebiliriz. İşte Müseylim'e örneğinde olduğu gibi. Evet, onları da Casım Hocama sorayım. Tamam. Eğer uygun görürseniz, önemli bir noktaya işaret ettiniz. Hanife oğullarından birisi, dediğiniz gibi neden Kureyşli Muhammed'e itaat edeyim şeklinde bir savunma yapabilir kendisine? Çünkü itaati hakikaten bir imanın tezahürü değil, bu insanların daha çok siyasi bir itaat olarak görünüyor. Aslında bunlar bir dönüşüm yaşayarak iç dünyalarında ihtida ederek değil, Allah Resulü'nün bir bakıma artık gücünü, otoritesini kabul ettikleri için itaat etmiş oldular. Hocam geçmeden Casim abiye çok hani şununla belki tamamlayalım. Gerçekten şu o söylediğiniz kısma vurgu yapmak lazım. Yani İslam evet yani dilden belki sadece amente olarak dökülmüş oluyor ama bir de bunun benimsenme süreci var, bir yaşam tecrübesi var. Yani bu topluluklar açısından belki bunu biz özellikle Hulefai Raşid'in döneminde konuşuyoruz. Mürtetler başlığı altında ama yani bunlar niye inkar ettiler dediğimizde özellikle vurguladığımız şey iman kalplerine gerçek anlamda evet iman etmişti bir kısmı ama gerçek anlamda iman etmediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı sonrasında bir tesbih tanesi gibi koptuğunda nasıl böyle etrafa dağılır? Onların da hepsinin dağıldığını sanki o anı beklercesine, o işi beklercesine bir böyle tetikte durduklarını ve o anla birlikte hepsinin bir yere savrulduğunu görmüş oluyoruz. Casım hocama da döneyim, Mahmut hocamın kaldığı yerden uygun görürseniz, tabii daha önce programımızda konuştuğumuz konularla ilgili görüşlerinizi sunmanız konusunda ki hakkınız saklı kalmak kaydıyla. Buna da tabii işaret edebilirsiniz. Ama burada Mahmut hocamın işaret ettiği bir boyut var. Allah Resulüne itaat aslında ettiler ama bu itaat tamamen bir dönüşüm değildi bazıları için. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Bedevilere hitaben daha Allah Resulü zamanında Bedeviler biz iman ettik dediklerinde siz iman etmediniz ve fakat teslim oldunuz veya Müslüman oldunuz. Yani zahiren Müslüman olduğunuzu açıkladınız. O başka bir süreç. Bu Allah Resulü döneminden başlayarak bir irtidat süreci olarak karşımıza çıkıyor. Burada Peygamber Efendimiz zamanında karşılaştığımız iki şahsiyet var. Yani bu noktada öncü olan, kendi toplumlarını ifsad eden ve onları etkileyen şahsiyetler. Müseylime el-Kezzab, bizim kültürümüzde bu şekilde kodlanmış, Allah Resulü'nün kendisine yalancı olduğunu ifade ederek hitap ettiği için. Bir diğeri de Esved el-Ansi, Yemenli. Bu süreçteki gelişmeleri Mahmut Hocam'ın kaldığı yerden başlarsak ele alabilir miyiz? Evet hocam, öncelikle hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Belirttiğiniz gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Müslüman olan insanların Peygamber Efendimiz'le irtibatları, İslam'la irtibatları hepsinin aynı değildi. Şu tabii ki bu sonuç da doğaldı. Çünkü şöyle düşünelim. Bir tarafta daha Mekke döneminin ilk yıllarından itibaren Müslüman olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bulunup ondan İslam'ı öğrenen, inanç, ibadet esaslarını öğrenen insanlar var. Bir taraftan hicretten sonra Medine'de Müslüman olanlar var. Ve işte şimdi peygamberliğin 10. yılını, affedersiniz, İslam'ın veya daha doğrusu hicretin, hicretin 10. yılını konuşuyoruz. Yani Medine döneminin 10. yılına gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla son günlerde, ki daha önce Mekke fethini anlatmıştık, yani Peygamber Efendimiz'in ta İslam'ın ilk tebliğinden itibaren 20 yıldır, 21, 22 yıldır onun yanında bulunanlar var.
son 2 yılda Müslüman olanlar var. Son günlerde, son aylarda Müslüman olanlar var. Hocam izin işte, verirseniz sesle ilgili zannediyorum biraz sıkıntı var. Sesiniz biraz boğuk geliyor. Onunla ilgili bir düzenleme yapacağız. Mahmut hocama döneyim, oradan devam edeyim. İnşallah kaldığınız yerden siz de devam edersiniz. Tabii hocam. Evet Mahmut hocam, yalancı peygamberlerden bahsederken Casım hocam önemli bir hususa işaret etti. Müslüman olanların hepsi Allah Resulü ile İslam sürecini aynı düzeyde yaşamadılar. Doğru. Bir kısmı Hazreti Peygamber'in yanında uzun yıllar kaldılar. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Osman gibi hakikaten ömürlerini bu davaya adamış olan insanlar. Bir kısım kabileler daha erken Müslüman oldular. İşte Medineliler gibi. Daha Allah Resulü Mekke'deyken geldiler, Müslüman oldular. Bazıları sonraki süreçte Müslüman oldular. Ağırlık işte o heyetler yılında bahsettiğimiz grup, kabileler daha geç dönemde Müslüman oldular. Bu ayrıntı da önemli çünkü burada dinden dönme konusundan bahsettiğimizde aslında sorun herhalde Casım hocamın vurguladığı son grup üzerinde yoğunlaşıyor. Hocam kesinlikle öyle. Çünkü biz bunu biraz böyle makineyi geriye doğru sarıp baktığımız zaman Müslüman olup da Peygamber Efendimizle beraber Müslüman olup da dininden vazgeçen kimseyi bilmiyoruz. Birkaç belki istisnai örneği bir tarafa bırakacak olursak. Sebebi de açık. Allah Resulü özellikle Mekke fethine kadar Müslüman olanların hepsinin zaten Medine'ye gelmesini istiyordu. Yani hicret etmesini istiyordu. Orada çünkü bir toplum inşası söz konusuydu. Ancak bu heyetler yılı ile beraber bunu tabii söylerken bu bir eksiklik değil. İşin tabiatında olan bir durum. Yani şimdi 70 kadar bir heyetten bahsediyoruz. Böyle ciddi bir yoğun bir trafiğin olduğu, şimdi Peygamber Efendimizin huzurunda belki bir hafta kalıyorlar, belki 10 gün kalıyorlar. Hem orada Müslümanların, yani duydukları Müslümanlarla ilgili, Peygamberimizle ilgili duydukları bazı şeyler var, yerinde görüyor. Belki bir kısmı, çünkü bunu okuyoruz kaynaklardan, bir kısmı Müslüman olmak niyetiyle gelmemiş, sadece mekanı görebilmek, ne oluyor ne bitiyor bundan haberdar olabilmek için buradaydı. Ancak görüp bir kısmı etkileniyor, anlık olarak tepki verebiliyor. Ama takdir edersiniz ki İslamiyet'i öyle 5 dakikada anladım, işte Müslüman oldum, evet Müslüman oldum demek gerçekten çok, insan hayatı açısından baktığımız zaman çok ciddi bir kırılma. Yani kesinlikle. O insanın zahiri tercihini ifade ediyor. Ama iman insanın iç dünyası, evet, ve Allah'la arasında olan ve bir... Ve şimdi o oldu. Heyeti alıyoruz biz tekrar. O heyet Yemen'den gelmiş olabiliyor. O heyet işte Medine'nin kuzeyinden gelmiş oluyor. Bir başka yerden gelmiş oluyor. Uman'dan gelmiş oluyor. Şimdi peki orada İslamiyet nasıl şekillenmiş olacak? İşte orada İslamiyet şekillenirken ya oralara elçi gönderilmiş oluyor. Ama takdir edersiniz ki bunlar Allah Resulü sallallahu, yani konuştuğumuz olaylar aşağı yukarı 6-7 aylık bir olay. Yani 6-7 aylık bir süre içerisinde insanların bir de ciddi anlamda öncesinde bir bariyer olarak, yani dine karşı bir bariyerlerinin de olduğunu da düşündüğümüz zaman, o zamana kadar yani bir kısmı haberdar ama Müslüman olmamayı tercih ediyor. Hatta, şimdi, hatta Müslümanlarla mücadele etmiş. Evet, mücadele de etmiş. Şimdi tarihlerinde de hatırlayalım hocam, çok geç değil. Mekke fethinden hemen sonra, yani Müslümanların o, hani tamam artık, ayette de vurgulandığı için tamam artık, yani bizi artık kim yenebilir diyerek gururlandıkları Huneyn mevkiinde o başlangıçtaki saldırıya uğraması sonrasında, Mekke fethi sonrasında hemen Müslüman olan, Müslüman olmak zorunda olan, geçmişinde müşrik olan kimselerin acaba bizim yapamadığımızı, yani Müslümanlara karşı üstünlük elde edemedik, bunlar mı yapacak? Sıra galiba onlara geldi. Hevazinler bu işi, mealen söylüyorum. Şimdi bu duyguyu, çünkü değişim çok kolay değil. Yani toplumsal hayatın değişimi bu kadar kısa zamanda sağlanamazdı. İslamiyet çünkü sadece bir şekilden ibaret değil. Yani sizin ibadet boyutunuz var, hayat boyutunuz var, muamelat boyutunuz var. Yani hayatın her alanına etki etmiş oluyor. Dolayısıyla bu değişimi bu kadar kısa sürede sağlayabilmek, hele ki uzak bir coğrafyada her zaman mümkün olmayabiliyor. Burada şöyle bir husus da var. Belki onu da bu açıklamanıza, açıklamanızın devamı olarak vurgulamak lazım. Heyetler
Medine'ye geldiğinde bir kabileden 5 kişi, 10 kişi, bazen 20 kişi geldi. Ama kabilenin tamamı İslam'a girdi. Evet. Bunların büyük bir kısmı Allah Resulü'nü görmemişlerdi. Evet. Belki o güne kadar Allah Resulü ile ilgili ve Müslümanlarla ilgili menfi kanaatlere ve iddialara sahiplerdi ve Müslüman oldular. Bu sebeple sadece heyet üyesi olarak Medine'ye gelenleri değil, Arabistan'a dağılmış olan kabileleri konuşuyoruz. Bunlar siyasi bir tercih olarak giden heyetlerin Allah Resulü ile yaptıkları görüşmeleri esas alarak Müslüman oldular. Tekrar Casım Hocama döneyim. Kaldığı yerden sizin konuştuğunuz noktadan evet, devam ettirmeye çalıştık. Söz sizin, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel izahlar, açıklamalar. Hakikaten bu tür açılımlara da ihtiyacımız var o günkü ortamı anlamamız bakımından. Dolayısıyla bazı kabilelerin, bazı insanların Müslüman olması o günkü konjonktürel şartlara bağlı olarak gerçekleşiyordu. Ve aynı zamanda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son zamanlarına denk gelmiş oluyordu. Pek tabidir ki bunların İslam'ı bütünüyle, o güne kadar inen inanç esaslarıyla, ibadet esaslarıyla bütünüyle anlaması, bilmesi, içselleştirmesi çok kolay olmayacaktır. O bakımdandır ki bazılarının imanının yüzeysel inanmasının yüzeysel kaldığını ve o günkü şartlara bağlı olarak bunun gerçekleştiğini söylememizde bir sakınca yok. Bir cümleyi şöyle kurabiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslamiyet Arap Yarımadası'nın hemen tamamına hakim olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela Bedir Savaşı'na kadar düzenlediği gazve ve seriyelerle Kızıldeniz'e kadar hakimiyetin sağlandığını görüyoruz. Bedir'den Hendek Savaşı'na kadar gerçekleşen gazveler ve olaylarla Mekke-Medine arasının hakimiyetinin sağlandığını görüyoruz. Mesela Beni Müstalik gazvesiyle işte Medine'nin doğu tarafı bu şekilde hakimiyet altına alınmıştır. Bu süreçte Yahudilerin Medine'de problem çıkartan, yaptıkları Peygamber Efendimiz'le yaptıkları antlaşmalara uymayan Yahudilerin ve aynı zamanda İslam'a, Müslümanlara ihanet eden Yahudilerin Medine'den sürüldüklerini veya cezalandırıldıklarını görüyoruz. Yine Hayber'in fethiyle kuzeye doğru hakimiyetin sağlandığını görüyoruz. Geçen haftaki bahsettiğimiz Tebuk seferiyle de ta kuzey bölgelere kadar İslamiyet'in işte Eyle, Ezruh, Makna, Dûmetül Cendel gibi kuzey bölgelere kadar İslamiyet'in hakim olduğunu. Yine güneyde de Yemen'de gönderilen elçiler vasıtasıyla Yemen'in de İslam hakimiyetine girdiğini görüyoruz. Ancak şunu da görüyoruz ki daha Peygamber Efendimiz'in sağlığında dinden dönme olayları, irtidat dediğimiz, ridde dediğimiz dinden dönme olaylarını, dinden dönenleri görüyoruz. Bunlar içerisinde en öne çıkan iki isim var. Sizin de belirttiğiniz gibi Esved el-Ansi ve Müseylimetül Kezzab. Çünkü bunlar sadece dinden dönerek kendi eski dinlerinde devam etmediler. Aynı zamanda peygamberlik iddiasında bulundular. Yani biz de peygamberiz dediler. İnsanları kendilerine itaate çağırdılar. Aslında bunların vahiy ile ilgisi tabii ki yoktu. Ancak Peygamber Efendimizin Kureyşli olması, Mekkeli olması dolayısıyla kendileri de aynı zamanda siyasi bir hakimiyet sağlama düşüncesine girdiler. İşte Esved el-Ansi'yi görüyoruz Yemen'de. Nispesinden de anladığımız gibi Ans kabilesinden. Yemen'de Mesic kabilesi geniş bir kabile nispeten. Onun kollarından bir tanesi Ans kabilesi. Esved el-Ansi kendisi peygamberlik iddiasında bulunuyor. Ve Yemen valisi Şehr bin Bazan. Şehr bin Bazan'ı şöyle tanıyalım. Bazan biliyorsunuz babası Bazan, Sasanilerin Yemen'deki son valisiydi. Peygamber Efendimiz onu İslam'a davet etti. Bazan Müslüman oldu. Böylece
Peygamber Efendimiz de onu Yemen'de vali olarak bıraktı. Bazen Yemen'de Sasanilerin son valisi İslam'ın da ilk valisi olmuş oldu. Bazandan sonra onun yerine oğlu Şehr vali oldu. İşte Esved el-Ansi peygamberlik iddiasında hem Ans kabilesinden hem de Mesih'ten, yani geniş kabile topluluklarından etrafında topladığı insanlarla onları da bir şekilde ikna etti ve Şehr bin Bazan'ı, yani İslam'ın Yemen'deki valisini, o sıradaki valisini öldürdü. Hanımı, Şehr bin Bazan'ın hanımı Azat'la da zorla evlendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu haber alınca Cerir bin Abdullah el-Beceli'yi ona elçi olarak gönderdi ve bundan vazgeçmesini istedi. Fakat Esved el-Ansi vazgeçmedi, inadını sürdürdü. İşte bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bölgede bulunan İslam kumandanları Kays bin Mekşuh, Firuz ve Dazeveh gibi kumandanlar sayesinde Azad'ın da yardımıyla, çünkü zorla evlenmişti biliyorsunuz Esved el-Ansi, onun da yardımıyla Esved el-Ansi öldürüldü. Ne zaman öldürüldü? Peygamber Efendimiz daha hayattayken. Rivayete göre Peygamber Efendimiz'in vefatından bir hafta veya bir gün önce Esved el-Ansi tehlikesi ortadan kaldırıldı ve bölgede tekrar İslam hakimiyeti sağlandı. Bu Yemen'de, yani güneyde meydana geliyordu. Şimdi geliyoruz Beni Hanife kabilesinin lideri Müseylimetül Kezzab. Bu da Yemame bölgesinde yaşayan bir kabile. Müseylimetül Kezzab aslında bir sıfat. Müseylime, yani Müslüman değil, işte kendine göre teslim olmuş anlamına geliyor. Kezzab tabii yalancı birisi. Niçin? Çünkü peygamberlik iddiasında bulunuyor. Mütenebbi dediğimiz peygamberlik iddiası. Biz tabii yalancı peygamber ifadesini kullanmıyoruz biliyorsunuz hocam. Çünkü peygamberse yalancı olmaz, yalancıysa peygamber olmaz. Sade bir dille söylemek gerekirse. Onun için biz, yani bu tabii ki kullananların iyi niyetinden şüphe etmiyoruz ama bunu da doğru bulmadığımız için üç kelime biraz uzasa da peygamberlik iddia edenler diyoruz. Müseylimetül Kezzab aslında rivayete göre kendisi Medine'ye gelmiş ve İslamiyet'i kabul etmiş bulunuyordu. Ancak kendi kabilesine döndüğü zaman kendisi orada, tabii Peygamber Efendimiz'in de gücünü, siyasi hakimiyetini görünce peygamberlik iddiasına kalkıştı. Peygamberlik iddia edenler içerisinde İslam toplumunu en çok uğraştıran veya İslam devletini en çok uğraştıran Müseylimetül Kezzab olmuştur. Müseylimetül Kezzab peygamberlik iddiasında bulunduğu gibi, etrafında insanları topladığı gibi, Peygamber Efendimiz onu tekrar İslam'a davet ettiğinde de kalktı, bir mektup yazdı. Dedi ki, ey Muhammed, dünyanın, tabi dünya derken bütün dünyayı mı kastediyor, Arap Yarımadası'nı mı kastediyor kendisine göre, yani yeryüzünün diyelim, yeryüzünün yarısı senin, yarısı benim olsun. Ben de peygamberim senin gibi diye küstahça bir mektup gönderme cüretinde bulundu ve iki elçisiyle bu mektubu Peygamber Efendimiz'e gönderdi. Elçiler Medine'ye geldiler. Peygamber Efendimiz mektubu açtı, baktı, demin söylediğim yazıları okudu. Tabii ki son derece hiddetlendi ve ağzından şu cümleler döküldü. Eğer elçi dokunulmazlığı olmasaydı, şimdi kellenizi uçururdum dedi. Bu ne manaya geliyor? Şu manaya geliyor. Birkaç noktayı söyleyelim. Her şey dönünce İslamiyet hak ve gerçek dindir, son dindir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hatemül Enbiya'dır. Ondan sonra bir peygamber ve ondan başka bir peygamber gelmeyecektir. Müseylime bunu bildiği halde doğrudan bu temeli esas alan bir ilkeyi çiğneyerek peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin de burada son derece
rahatsız olması, hiddetlenmesi çok doğaldır. İkinci bir nokta bize şunu gösteriyor bu. Evet, Peygamber Efendimiz çok kızdı ama gelenler en nihayet Müseylime'nin elçileri idiler. Dolayısıyla ne olursa olsun, hani Türkçe'de bir söz vardı, elçiye zeval olmaz. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz şunu demiş oldu. Esasen eğer Peygamber Efendimiz diktatör, zalim bir hükümdar olsaydı onları kellesini uçururdu. Ama elçiye zeval olmaz ve elçi dokunulmazlığı öteden beri uluslararası evrensel bir ilki olarak kabul edilmiştir. Bu ilkeler çiğnenmiş midir? Bazen tabii ki çiğnenmiştir. İşte Mute savaşına sebep olan olayı biliyoruz. Hani Haris bin Ümeyr el-Ezdi'nin Gassani emiri tarafından öldürülmesi. Busra valisine gidiyordu ama Gassani emiri onu öldürdü. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Gassaniler üzerine sefer düzenlendi. Gassaniler Bizans'tan yardım istedikleri için Mute'de Müslümanlar aynı zamanda Bizans ordusuyla da karşılaşmış oldular. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçi dokunulmazlığını kabul etmiştir. İslamiyet bu evrensel ilkeyi kabul etmiştir. Çünkü bu ilke çok önemli bir ilkedir. Eğer elçi dokunulmazlığı ihlal edilirse o zaman uluslararası, toplumlar arası, kabileler arası hiçbir şekilde güvence olmayacağından bu hiçbir şekilde ilişkide kurulamayacak ve elçi gidiş gelişi olamayacaktır. O bakımdandır ki bunu kabul etmiştir. Ancak aynı zamanda çok özellikle İslam'ın temel ilkesini hedef alan bir teklifle de geldikleri için Peygamber Efendimiz böyle bir tepki göstermiştir. Sonuç ne olmuştur? Tabii ki Müseylimetül Kezzab Peygamber Efendimiz'in sağlığında peygamberlik iddiasını sürdürmüş. En son Hazreti Ebubekir döneminde peygamberlik iddia edenler Tüleyha bin Hüveylid, Secah bunlar ortadan kaldırıldığı gibi veya bunlar ortadan kaldırılma değil, düzeltiyorum. Tekrar siyasi hakimiyet sağlandığı gibi Müseylimetül Kezzab da Yemame Savaşı'nda veya Akraba Savaşı'nda öldürülmüş, ortadan kaldırılmıştır. Yani şunu demek istiyorum. Müseylimetül Kezzab olayı ve tehlikesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başlamış. Onun sağlığında devam etmiş. Ancak Hazreti Ebubekir döneminde Yemame Savaşı ile bastırılabilmiştir hocam. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz döneminde böyle bir olayların başladığını ve bu olayların Hazreti Ebubekir döneminde ancak bastırılabileceğine işaret etmiş olalım. Teşekkür ederim hocam. Tüleyha'yı evet. Bin Hüveylid'de El-Esedi evet. Evet, Esed oğullarından. O da bu sürecin bir parçası idi. Necit bölgesinde. O da Peygamber Efendimiz zamanında değil evet, mi? Hocam? Evet, evet, evet. Evet hocam. Tamam. Onu da Mahmut hocamızdan dinleyelim inşallah. Evet. Tüleyha sonra Secah isimli bir kadın. O da peygamberlik iddiasında bulunuyor. Secah'ın Müseylime ile evliliği var. Bu konular üzerinde daha sonra mürtetlerle ilgili konuları inşallah ele alırsak duracağız. Hocam da özet olarak işaret etmiş oldu bu hususu dikkate alarak. Tüleyha'nın ve Secah'ın daha sonra Müslüman olduğu hatta Tüleyha önemli komutanlardan birisi olacak. Evet, Kadisiye ve Nihaven Savaşı. Hazreti Ömer'le bir hac döneminde Mina'da karşılaşıyorlar. Hazreti Ömer ona sitem edince eski defterleri açmayalım diyerek konuyu kapatmak istiyor, geçiştirmek istiyor. Böyle bir süreç de yaşanıyor. Allah Resulü'nün bu dönemde bu yıl içerisinde yaşadığı gelişmelerden birisi oğlu İbrahim'in belki hocam ona geçmeden belki şu şeyi de söylersek bu peygamberlik iddiasında bulunanlarla alakalı küçük belki birkaç anekdot vaktimiz varsa buyurun tabii. Hani konuyu belki sonrasında uzun uzun konuşulabilir ama şu örneği vermiştiniz yani peygamberlik iddiasında bulunuyorlar ama ne yapıyorlarla alakalı belki birkaç örnek olması adına yani izleyicilerimizin de zihninde daha somut yani hem nasıl örnek veriyorlar hem de tepki nasıl olmuş diye.
Bunlar içerisinde Müseylime ile alakalı çok sayıda tabii örnek var. Züleyha ile ilgili de çok sayıda örnek var. Müseylime ile ilgili bir örnekle isterseniz iktifa edelim. Bir adamcağız gelip peygamberlik iddiasında bulununca tabii soruyorlar. Yani ne yapıyor? Yani sağında solunda kimselere de soruyor. İşte onlar diyor ki birisinin bir hastalığı olduğunda şifa buluyor veya birisi için dua ediyor. Tamam o zaman ben de öyle yapayım diyor ve bir adamcağız geliyor diyor ki benim ne kadar çocuğum olduysa bu çocuklarım 2 yaşından fazla yaşamadılar. Bir tane çocuğum var 10 yaşında yani dua etsen hem bu çocuğum yaşasın hem de daha sonra olan çocuklarım uzun süre yaşasın. Hay hay diyor hani özetle anlatmış oluyoruz Müseylime. Dua edeyim diyor. Diyor ki işte çocukların çok yaşasın, işte 40-50 yıl kadar yaşasın, uzun ömürlü olsun diye. Adamcağız tabii sevine sevine gidiyor. Bir tırnak içerisinde peygamber duası aldığını düşünüyor. Eve geldiğinde bir bakıyor ki çocuğunun birisi kuyuya düşmüş, öbürünü kurt yemiş. Şimdi bütün bu olumsuzluklara rağmen, yani tırnak içerisinde bütün bu olumsuzluklara rağmen örnekleri çoğaltabiliriz. Gelip mesela dua istiyorlar. İşte diyorlar ki dua et. Bak tıpkı biz duyuyoruz. Muhammed onların diliyle söylüyoruz. Dua ettiğinde şöyle bereketleniyor. Müseylime dua ettiğinde işte bir hurmalıksa hurmalığın kuruduğunu biliyoruz. Ama işte o hani yabancı bir peygambere itaatse kendi bildiğimiz birine itaat algısı burada onların hayatını belirleyen esas unsur oluyor. Bu örneklerle de en azından bunu anlatayım istedim ki niye inandılar veya niye inanmak istediler sorusu da daha somut bir şekilde zihinlerde kalsın istedik. Yine sizin işaret ettiğiniz hadiseye yaklaşıma örnek olabilecek bir hadise de anlatılıyor. Müseylime ile görüşen kendi kabilesinden birisinin doğrusu Müseylime çok dürüst bir adama benzemiyor. Söyledikleri çok doğru değil ama Kureyş'in doğru söyleyen peygamberine inanmaktansa Hanife oğullarının yalancı adamına inanmayı tercih ederim diyerek böyle bir kabilecilik refleksiyle hareket ettiğini gösteren örnekler var. Şöyle bir anekdot da kaynaklarda zikrediliyor. Belki daha sonra ayrıntılı üzerinde durulabilir. Müseylime el-Kezzab ve diğer peygamberlik iddia eden kişiler bu iddialarını insanlara kabul ettirmek için bir takım haklar tanımaya çalışmışlar. Bunu da daha çok dini emirleri sulandırarak bazı ibadetleri rafa kaldırarak, kısaltarak, işte affederek, oruç gibi o gün için o şartlarda yerine getirilmesi kolay olmayan bir ibadeti kaldırarak namazda bazı namazın içerisindeki şekilleri kaldırmak suretiyle bu tür bir uygulamalarından da bahsediliyor. Belki ayrıntılı olarak daha sonra diğer boyutları üzerinde de durulabilir. Şimdi İbrahim, Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim bu yıl içerisinde vefat etti. 10. yılın başlarında Allah Resulü'nün Hatice annemizin dışında dünyaya yaptığı gelen, evliliklerden dünyaya gelen tek çocuğuydu. İbrahim'in vefatıyla ilgili bir de bir güneş tutulmasından kaynaklarımız bahsediyor. O güneş tutulmasına ilişkin Müslümanların yorumu var. Bu hadise ne zaman meydana geldi ve etkileri ne oldu diye sorarsam süremiz de biraz kısa. Tamam ama hocam. Hemen, programımızın hemen ikinci bölümünde devam edebiliriz. Yok hemen toparlarım o kısa süre içerisinde. İsterseniz bu Peygamber Efendimizin Mariye ile Hazreti Mariye ile olan evliliğinden kısaca bahsedersek. İbrahim'in annesi Mariye Mısır. Mısır. Kökenli Kıpti. Evet, Allah Resulü'nün hatırlayacak olursak Allah Resulü civardaki hükümdarlara, önemli kabile liderlerine mektuplar göndermişti. İslam'a davet mektupları göndermişti. Bu gönderdiği mektuplardan biri de Mısır Mukavkısı'ydı. Mısır Mukavkısı Cüreyç bin Mina'ya Hatip bin Ebu Belta'yı gönderdiğini önceki programlarda konuşmuştuk.
Mukavkıs dinliyor, hoşuna gidiyor aslında, tereddüt yaşıyor ve elçiyi de işte kabul ettikten sonra boş göndermeyerek hediyeler, çeşitli hediyeler veriyor ve aynı zamanda cariyelerinden Mariye ve kız kardeşi Sirin'i de onunla birlikte göndermiş oluyor. Allah Resulü Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim'in annesi olacak cariye ile evlenmiş oluyor ve bu evliliğinden İbrahim doğmuş oluyor. Tabii İbrahim doğduktan sonra çok uzun yaşamıyor. Yani kaynaklarımız onunla ilgili verdiği bilgiler birkaç parça bilgiler. İşte bir tanesi adet olduğu üzere diyor ki süt anneye verildi ve zaten o esnada yani 17-18 aylık süreci içerisindeyken hastalanıyor ve Peygamber Efendimiz hastalandığını öğrendiği zaman yanına gidiyor ve zaten orada vefat etmiş oluyor. Daha ziyade bu olay çerçevesinde sizin de işaret ettiğiniz üzere bir tutulmadan bahsediliyor ve buna özel bir anlam yükleniyor. Yani böyle bir şey gerçekleştiyse hani bu Peygamber Efendimizin yıllar sonra doğan bir çocuğu o zaman güneşi veya ayı tutulması bir anlam yüklenebilir. Bunun üzerine Allah Resulü çok net bir tutum sergiliyor. Hiç kimse için bu işin olmayacağını söylemiş oluyor. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Peygamberimizin izinde kısa bir aradan sonra beraber olacağız inşallah. Değerli izleyicilerimiz, Peygamberimizin izinde hicretin 10. yılı hadiselerini konuşuyoruz. Programın ara vermeden önce programımızda Allah Resulü'nün 10. yıl içerisinde karşılaştığı önemli hadiseler, arza meselesini ele aldık. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kişilerin ortaya çıkardıkları sorun ve Peygamber Efendimiz döneminde bunlara karşı takınılan tutumu ele almaya çalıştık. Nihayet Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim'in vefatını ve bu vefata ilişkin Müslümanların değerlendirmesini ele almaya çalıştık. Bu bölümde Allah Resulü'nün hayatında, İslam ibadet tarihinde önemli olan bir hadiseyi, Peygamber Efendimiz'in veda haccını ele almaya çalışacağız. Veda haccı ismi Allah Resulü'nün haccı için kullandığımız bir isim. Casım hocama önce bu isimlendirmeyi sormak istiyorum. Neden veda haccı olarak isimlendiriyoruz ve bu haccın önemli özellikleri ve önemi nedir? Hocam teşekkür ederim. Müsaade ederseniz Mahmut hocamız da devam edecekti gibi geldi bana. Peygamber Efendimiz'in oğlu Hazreti İbrahim'in vefatıyla ilgili zihnime gelen ve Müslümanlar için aslında önemli olan bir iki noktayı vurgulamak istiyorum. Buyurun hocam. Bunlardan bir tanesi İbrahim vefatı sırasında 1,5 yaşlarında bir çocuk. O rahatsız olduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık can çekişiyor çocuk. Kucağına alıyor ve kaynaklarımız şunu rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz oğlu İbrahim kucağında can verirken karşısındaki dağa bakıyor ve diyor ki ey dağ, eğer şu anda benim çektiğim acı, ızdırap sana yüklenmiş olsaydı yıkılıp giderdin diyor. Bunu şunun için hatırlatmak istedim. Peygamber Efendimiz evet Resulullah'tır, Allah'ın peygamberidir, Allah'ın en sevdiği kuludur. Varlıklar içerisinde de evet en sevdiği peygamberidir, kuludur. Ancak o da bir beşerdir. Beşer olduğu içindir ki mesela yetim olarak dünyaya gelmiştir. Mesela annesini 6 yaşında kaybetmiştir, sıkıntılar çekmiştir. Baba olmuştur ama evlat acısı yaşamıştır. Dolayısıyla biz bunu Hazreti İbrahim örneğinde, oğlu İbrahim örneğinde açık bir şekilde görüyoruz. Ama Peygamber Efendimiz bu acıya da teslimiyetle karşılık vermiştir. Yani Allah'tan gelen emri hak diyor büyüklerimiz biliyorsunuz.
Küllü nefsin zaikatul mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Peygamber Efendimiz de oğlu üzerinden böyle bir acıyı, yani bir insanın yaşayabileceği acıları Allah'ın en sevgili kulu olarak Peygamber Efendimiz yaşamıştır. Hatta çok daha acılar çekmiştir. İşte taşlandığını biliyoruz, çeşitli eza ve cefalarına karşılaştığını biliyoruz. Dolayısıyla bu Müslümanlara şu yönüyle örnektir. Hepimiz benzer acılara karşı karşıya kalabiliriz. Ama işte Peygamber Efendimiz bize bu noktada örnektir. Allah'a teslimiyet, Allah'tan gelen takdire teslimiyet göstermiştir. Bu birinci nokta. Diğeri, Mahmut hocamız da işaret ettiler ama son dakikalar olduğu için o gün işte güneş tutuluyor. İnsanlar ister istemez, bu insanlık hali, hani bazen yağmur yağıyor mesela bir vefat sırasında yer gök ağladı gibi bazı cümleler kullanıyoruz. Bunun bir insani yönü var. Yani insan tabiatla bu şekilde bir irtibat kurabiliyor. Sahabiler de aslında bunu yaptılar ve güneşin İbrahim'in vefatı dolayısıyla tutulduğunu düşündüler ve bu düşüncelerini açıktan söyledikleri zaman Peygamber Efendimiz şu önemli cümleyi söyledi. İnneşşemse vel kamara ayetani min ayatillahi la yenkesifani li mevti ahadin ve la li hayati. Aslında biraz insanı okşuyor. Hani bir baba için işte oğlum vefat etti, ay, güneş böyle bir tepki gösterdi gibi hoş gibi gözükebilir. Ama Peygamber Efendimiz her şeyden önce bir peygamberdi ve o her zaman Müslümanlara, sahabilere, insanlara doğru yolu gösteren bir kandildi. O bakımdandır ki böyle bir düşünceyi de doğru bulmadığı için hemen müdahale etti ve dedi ki ay ve güneş Allah'ın büyüklüğünü, kudretini gösteren ayetlerden, alametlerden birer alamettir. Bunlar hiç kimsenin ölümüyle, hayatıyla, onların hayatına veya ölümüne bağlı olarak tutulmazlar şeklinde ikaz etmiş oldu. O acılı haliyle her zaman doğruyu ve istikameti göstermiş oldu. Bir diğer nokta hocam, İbrahim toprağa verileceği sırada mezarda mezar kazılıyor ama orada bir taşlık bir kısım var, bir dengesizlik var. Peygamberimiz diyor ki orayı düzeltin diyor. Sahabiler diyorlar ki ya Resulullah az sonra işte kapanacak orası, ne önemi var? Dercesine bir soru soruyorlar. Peygamber Efendimizin verdiği cümle İslam'ın sanata, estetiğe ve bir işi yaparken iyi yapma noktasında örnek olmak üzere, ki onun için bunu vurgulamak istedim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evet diyor, az sonra o kapanacak. O çukurun kimseye zararı yok fakat insanın gözünü rahatsız ediyor. Bir de bir Müslüman bir iş yaptığı zaman Allah onu en güzel bir şekilde yapmasından hoşlanır, yapmasını ister diyor. İşte bu Hazreti İbrahim'in vefatı ve diğer vesilelerle bize gelen, hani Peygamber Efendimiz her yönüyle örnektir diyoruz. O cenaze sırasında verdiği mesaj bütün kıyamete kadar bütün Müslümanlar için, hani bir işi yaptığınız zaman en güzel bir şekilde yapın, en iyi bir şekilde yapın şeklindedir. Yine Hazreti İbrahim'in vefatı dolayısıyla Peygamber Efendimiz bir baba olarak ağlıyor. Sahabiler, Peygamber Efendimiz daha önce cenazeler için ağlamayı yasakladığından dolayı, tabii nasıl bir ağlamayı yasaklamıştı aslında? İsyan eden, yaka parça paça yırtılarak ve isyan kelimeleri kullanılarak ağlamayı yasaklamıştı ama Peygamber Efendimiz'in ağlamasını görünce bazı sahabiler bu noktaya işaret edince Peygamber Efendimiz buyurdu ki İbrahim'e de bunu söyledi. Yani hitap etti tabi cenaze vefat etmiş oğluna, dedi ki ey İbrahim, kalp ağlar, göz yaşarır. Biz senin ölümünden son derece mahzunuz diye aslında vefat etmiş olan oğluyla ilgili hem düşüncelerini dile getirdi,
hem de aslında gözyaşının kalpten kaynaklandığını ve ağlamanın insani, pek tabii olduğunu ancak demin söylediğim gibi isyana varan, yaka paça yırtarak cahiliye dönemi anlayışını andıran bir şekilde ölünün arkasından ağlamayı, üzülmeyi, daha doğrusu aşırı tepkiyi dengede tutma noktasında işaret etmiş oldu. İbrahim'in vefatı dolayısıyla hocam bunları hatırlatmak istedim. Şimdi veda hacı noktasına gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani niçin bununla isimlendirildiğini isterseniz ben bunu açıklayarak benimle ilgili kısmı tamamlamış olayım. Niçin veda hacı deniyor? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yıldan sonra, bu hacdan döndükten sonra vefat etmiştir. Ve bu ilk ve son haccı olmuştur. Hatırlarsak Peygamber Efendimiz Mekke fethini hicretin 8. yılında gerçekleştirdi. Ancak hac mevsimini beklemeden umre yaparak Medine'ye dönmüştü. Hac zaten o sırada farz değildi. Ne zaman farz kılındı? Ertesi yıl farz kılındı, 9. yıl. 9. yılda Peygamber Efendimiz kendisi gitmedi. Hazreti Ebu Bekir'in emiri hac dediğimiz, yani kafile başkanlığında 300-400 kişilik sahabi grubu haccı ifa ettiler. 10. yılda ise Peygamber Efendimiz kendisi bizzat hacca gitti sahabilerle birlikte ve ondan sonra da vefat ettiği için, kısa bir süre sonra vefat ettiği için ve bu onun son haccı olduğu için Kabe ile sahabilerle son kez bu manada vedalaşmış olduğu için, tabii bütün sahabileri kastediyoruz. Yani bütün sahabiler derken hacca gelmiş olan ve sayıları 100.000'i aşmış olan sahabilerle, yani Arap Yarımadası'nın hemen her tarafından gelmiş olan sahabilerle vedalaşmış olduğu için veda haccı adını veriyoruz. Yine bu haccın diğer bir ismi Haccetül Bela'dır. Niçin? Çünkü hem teorik olarak hem de pratik olarak Peygamber Efendimiz burada haccın nasıl yapılacağını göstermiştir. Yani açık hac. Yani Peygamber Efendimizin örnek olarak yaptığı hac. Nitekim bu sırada söylemiştir ki huzu menasikekum minni. Yani haccın menasikini, yani orada yapılacak olan hareketleri, davranışları, ibadetleri, rükünlerini benden alınız. Yani ben nasıl hac ediyorsam siz de haccı o şekilde yapınız buyurarak böylece Haccetül Bela demiş oluyoruz. Yine haccın farz kılınmasından sonra ilk hac olduğu için buna da Haccetül İslam gibi isimler veriliyor. Hatta veda hutbesiyle, veda haccıyla birlikte hükümler de tamamlandığı için, İslam da tamamlandığı için Haccetül Kemal ve Temam ismi de veriliyor. Ancak bunlar içerisinde en meşhur olan veda haccıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz veda hutbesi sırasında, bu veda haccı sırasında yaptığı konuşmalardan bir tanesinde buyuruyorlar ki, ey insanlar beni iyi dinleyiniz, bilmiyorum belki bu yıldan sonra bir daha görüşemeyebiliriz cümlesini kullanmış, gerçekten de vedalaşmıştır. Bu bakımdandır ki hocam bu veda haccına farklı isimler verilmiştir. Her halükarda aslında veda haccı o güne kadar İslamiyet'in inen itikat hükümleri, ibadet hükümleri, yani inanç esasları, ibadet esasları, ahlaki esasları, muamelat esasları, bunları aslında derleyip toparlayan konuşmalara, Peygamber Efendimiz'in konuşmalarına, yani veda hutbesi veya veda hutbeleri dediğimiz bu konuşmalara sahne olduğu için İslam tarihi bakımından, siyer bakımından, Müslümanlar bakımından ve şunun altını çizerek söylüyorum, muhtevayı az sonra konuşacağız inşallah, sadece Müslümanlar için değil, aslında insanlığa armağan ettiği, Müslüman olsun olmasın, bütün insanlığa, hem o günkü insanlığa hem de kıyamete kadar bütün insanlığa armağan ettiği ilkeler bakımından çok önemli bir olay olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Teşekkür ederim hocam. Allah Resulü'nün bu haccı hayatında
farz olarak ifa ettiği tek hac. Daha önce Mekke döneminde hac ibadeti yapıldığı için o dönemlerde de hac etmiş olması muhtemel. Ama hicret ettikten sonra Mekke'nin fethine kadar zaten böyle bir imkan yoktu. Mekke'nin fethinden sonra iki hac yapıldı. Hicretin 8. yılında ve 9. yılında Casım Hocam'ın söylediği gibi. O iki haçta da Peygamberimiz bulunmadı. Hac ettiği yıl Arapların uyguladığı nesi uygulamasına işaret ederek o yılın haccında Allah'ın aylarının yerine oturduğunu da ifade ediyor. Müşrikler öteden beri hac yaptıklarında eğer hac ayını zamanında yapmamışlarsa nesi sebebiyle sürekli hac ayını yılın belirli bir zamanına denk gelecek şekilde ay takvimini güneş takvimine uyarlayarak yapıyorlardı. Kendi işlerine daha uygun olacak vakit ne zamansa evet, onu da ayarlayarak. Uygun bir vakte denk getiriyorlardı. Ama eğer hac ibadeti gerçekten Zilhicce'de meydana gelmişse o hac onların nazarında daha büyük gerçek bir değere sahip. Gerçek hac. Gerçek hac. İşte Peygamber Efendimiz artık yaptığı haçtan sonra kıyamete kadar hac ayının sabit olduğunu, belli olduğunu ve bundan sonra ibadetlerin zamanda yapılacağını işaret etmiş ve bunun başlangıcını gerçekleştirmiş oluyor. Bu hac ibadeti Müslümanlar açısından örnek alınması bakımından önemli. Hac ibadetinde şirk unsurlarının dahil edildiği kısımlar zaten daha öncesinde iki haçta temizlenmişti. Haccın farz kılınmasından sonra zaten şirk unsurları Allah Resulü fethettiği zaman Mekke'yi oradaki putlar, dikili taşlar kaldırılmıştı. Sonrasında müşriklerin girişi yasaklanmıştı. Müşriklerin artık ibadete gelmeyecekleri hususu ilan edildi 9. yılda. Daha önceki programlarımızda konuştuğumuz üzere. Bu hac sadece Müslümanların katıldığı ve hem de Arabistan'daki farklı bölgelerde yaşayan Müslümanlara da haber göndererek, diğer bölgelerden insanlara da haber göndererek sayıları 100 bin veya daha fazla olduğu rivayet edilen büyük bir buluşma, kalabalığın katıldığı büyük bir buluşma, bir Müslümanların maşeri bir kalabalığı toplandı. Allah Resulü'nün liderliğinde, önderliğinde uygulamasına şahitlik yaparak hac ibadetini yaptılar. Hac ibadetinin özellikleri bağlamında neler söyleyebiliriz? Bu ibadetin önemi ve özellikleri açısından buradan başlayarak ve tabii burada bir veda hutbesi var. O veda hutbesi üzerinde veda hutbeleri demek hutbeleri, lazım aslında. Evet. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber hac süreci içerisinde farklı yerlerde fırsat buldukça, ortam buldukça Müslümanlara hitap ediyor. Ve bir bakıma bu hitaplarında o güne kadar tebliğ ettiği mesajın özetini sunuyor. Evet. Aslında veda hutbelerine baktığımız zaman İslam nedir sorusuna cevap bulabileceğimiz, istikamet üzerine olmamız için olmayı hedefliyorsak, nasıl istikamet üzere olabiliriz diye bir soru sorarsak onun da cevaplarını burada bulabiliyoruz. Yani Müslüman kimliğinin gerektirdiği neler vardır dediğimizde aslında bu hutbeleri dikkatli bir şekilde okuduğumuzda, takip ettiğimizde her bir cümlenin esasında bir ömrün özeti olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, hocam arzu edersen... Başlarsak tamam, öyle evet, aşamalı olarak arzu gidersek... Arzu ederseniz önce Allah Resulü'nü Medine'den Mekke'ye getirelim. Hac tamam. ibadetini kısaca yapmış olsun. Sonrasında da o kalan vakitte de o hani zaten parça parça Casim Hocam da değindi. Siz de işaret ettiniz. Veda yani buna yüklediğimiz anlamı ve sonrasında da hutbelere değinmiş oluruz. Tabii... Allah Resulü yani Hazreti Ebubekir'in emir hac olarak tayin edilmesinden sonra ve o vazifenin tamamlanmasından sonra Mekke müşriklerinin müşriklerin daha doğru bir ifadeyle hac vazifesinden de men edilmeleriyle birlikte Müslümanların baş başa kaldığı ilk hac esasında. 9. yıldaki hacca işaret ediyorsunuz. Yani Peygamberimizin liderliğinde Müslümanların baş başa kaldığı ilk hac. Bu açıdan yani önem kazanıyor. Hem
Buyurun hocam. Yani şey, bir karışıklık oldu sanki. Adnan hocam 9. yıldaki haccı söyledi. Siz onun herhalde siz 10. yıl son haccı Yok, söylüyorsunuz. Hazreti Ebu Peygamber Bekir döneminde müşriklerin haccı artık bundan sonra olmayacaktı. Yasaklandığının ilan edildiği hac ha, olmuyor. Olarak işaret Aha, tamam. etmeye Yani çalışıyor. Tevbe suresindeki o işaret ettiğimiz. Evet. Yani emir-i hac olarak orada bir şey yapılmıştı, bir uygulamaya geçilmişti. O uygulamanın yansımalarını biz gerçek anlamda burada görmüş oluyoruz. Peygamberimiz Evet. de liderliğinde. Peygamberimizin... 9. yıl dememin sebebi hocam anlatırken ona işaret etti. Ben onu Evet. vurgulamak için ifade etmeye çalıştım. Ben de işte o yanlış anlaşılmasın diye şeyi tasrih etmek istedim. Sağ Mahmut olun. Hoca'nın anlattığı şu hac 10. yılda 10. yıl Peygamber tabii Efendimiz ki. liderliğinde gerçekleşen Liderliğindeki. haccı anlatacak. O Hı-hı. bakımdan söyledim hocam. Eyvallah, Aha. sağ olun Buyurun. hocam. Eyvallah hocam. Şimdi tabii bu anlamda önemli. Çünkü Peygamber Efendimiz liderlik edecek. Bütün Arap Yarımadası'na haber salınmış. Kalabalık bir grupla gidilmiş olacak. Ve yani bir taraftan da şöyle bir heyecan var. Yani Peygamberimiz eşlik edecek. Yani öncesinde de hac ibadeti vardı ama Peygamberimizin liderliği söz konusu değildi. Allah Resulü Bu aynı hazırlığını... zamanda, affedersiniz hocam, Estağfurullah. aynı zamanda Allah Resulü'nün hac tatbikatını uygulamasını müşahede edebilecekleri bir Evet, süreç. evet. Çünkü namazı, orucu Allah Resulü'nün tatbikatını örnek alarak Hı. Müslümanlar ifa ediyorlardı. Hac ibadeti için de öyle bir imkan mevzubahis oldu. Aslında menasiki hac dediğimiz haccın temel rükünleri cahiliye döneminde de hatta İbrahim Vardı. Aleyhisselam zamanından beri bilindiği şekliyle yapılıyordu. İşte tavafı, Hı. sayı, vakfeleri, Vakfeleri. Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi, Mina vakfesi, cemeratı bunları biliyorlardı. Bunların nasıl olacağı yönünde o şirk unsurlarının kaldırılmasından sonra eğer burada da bir yozlaşma varsa onu Allah Resulü'nün uygulamasıyla Müslümanlar öğrenmiş olacaklardı. Daha doğrusu yani hani teyiden söylemiş olalım. Müslümanların hayatında artık yeni bir dönem başlayacak. Yani hac ibadetinin de artık nasıl yapılabileceğinin ilanı, yani öteden beri var olan uygulamanın ilga edilen kısımlarının yeni baştan hani derlenip toparlanıp ilan edildiği bir süreç. Yani örnekliğini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olacaktı. Peygamber Efendimiz Zilkade ayının sonlarına doğru, yani 25 Zilkade Medine'den hareket ediyor. Malumunuz Zilhicce ayında, Zilhicce'nin onun da Kurban Bayramı olacak. Öncesinde Medine'den bir hareket. Zilkade ayı, hac Evet. ayının yapıldığı 3 ay var aslında, haram Evet. aylar olarak. Kameri yılın 11. ayı Zilkade, Hı. 12. ayı Zilhicce Hicce. ve yılın 1. ayı Muharrem. Evet. Genelde Zilkade ayında yolculuğa çıkıyorlar. Araplardan Hı. öteden beri böyle Hı. bir gelenek var. Tabii Mekke-Medine arasındaki mesafeyi de dikkate alarak hac 8, 9, 10. günlerde 9'unda Arafat'a çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Zilhicce'nin 9'unda. Orada bek. Evet. Hı. Şimdi tabii yolu da dikkate alarak önceki programlarda şuna vurgu yapmıştık. Yani Medine'den Müslümanlar çıktığı zaman Hudeybiye'yi anlatırken söylemiştik. Zülhuleyfe'ye geliyorlar. Aşağı yukarı 10-11 kilometrelik, yani Medine'nin hemen yakınında. Orada ihrama girip yola öyle devam etmiş oluyorlardı. Burada da aynı usulü tatbik ettiklerini görüyoruz. Allah Resulü buraya Harem bölgesine girmeden o girmeden önce ihrama ihrama girmiş girerek oluyorlar. süreci başlatmış Süreci oluyorlar. hani besmele ile, telbiye ile, lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyerek dualarla beraber yolculuk, kutlu yolculukta beraber başlamış oluyor. Bir gece orada konaklamış Müslümanlar, etraftan gelenler de muhtemelen dikkate alınarak ve seyahatte, seferde artık hani sabah namazıyla beraber, 26 Zilkade ile beraber başlamış oluyor. Kaynaklarımız tabii Allah Resulü ne zaman Mekke'ye vardı dediğimizde esasında farklı tarihler var ama yani hani genel kabulü 4 Zilhicce pazar günü olarak kaynaklarımız bize bunun ismini yani genel itibariyle bunu söylemiş oluyorlar ve
Allah Resulü'nün önce Mekke'ye geldiği zaman işte Kabe'yi tavaf etmiş oluyor, Makam-ı İbrahim'de namazını kılmış oluyor, Safa ile Merve arasında say ibadetini gerçekleştirmiş oluyor. İşte pazar günü geldiğimizi varsayarsak, pazartesi, salı ve çarşamba günlerine kadar Mekke'nin dışındaki Ebtah'ta çadırını kurmuş ve orada vaktini geçirmiş oluyor. Daha sonra Allah Resulü, Perşembe günü yani 8. günü Zilhicce'nin terbiye günü deniyor. Evet, bu Arafat'a çıkmadan önceki evet, gün. Günler. Daha sonra Allah Resulü Zilhicce'nin 8'ine denk gelen günde de devesi Kasva'ya binip Mina'ya doğru hareket etmiş oluyor. Müslümanlar da bir taraftan işte biraz önce söylediğimiz o uygulamayı da aslında takip etmiş oluyorlar ve tatbik etmiş oluyorlar. Hac ibadetinin de bugün de yaptığımız esasında hac ibadetinin de aslında kodlarını da görmüş oluyoruz. Allah Resulü geceyi burada geçiriyor. Yani 8. Zilhicce'nin 8'inde geceyi burada geçiriyor. İşte öğlen 2'inde akşam ve yatsı namazlarını burada kılıyor. Cuma sabahı da yani 9. günü olan cuma sabahı da namazını kıldıktan sonra güneşin doğmasını bekliyor. Ve sonrasında Mina'dan Müzdelife'ye, oradan da vakfe için Arafat'ta hazırlanan çadırların olduğu yere gelmiş oluyor. Artık hani bayram için bütün hazırlıklar, bütün iş tamamlanmış oluyor. Arafat dediğimiz bölge Müslümanların hac ibadetini tamamlayabilmeleri için orada vakfe yapmaları. Evet. Yani bir anlık da olsa orada durmaları gereken bir yer. Müslümanlar orada dua ederler. Kulluklarını bir kez daha hatırlamış olurlar. Bağışlanmaları için Yüce Allah'a yakarırlar. Bir toplanma, toplu bir yakarış. Yeri, bir, evet. Mahşer yeri gibi. Evet, mahşer yeri gibi de zaten bugün de söylüyoruz. Yani özellikle yani o günleri gördüğümüz zaman, gözümüzün önüne geldiği zaman bembeyaz. Yani kimin şöyle olduğu, kimin böyle olduğu, hiçbir şeyin orada artık bir geçerliliğinin olmadığı bembeyaz. Malum beyaz bir saflığı ve temizliği de bu anlamda ifade ediyor. O anlamda biz de bugün o tabloyu gördüğümüz zaman hem çok hoşumuza gidiyor, hoşlanıyoruz. Her şeyden uzak, bağımsız, işte çok hoş bir görüntü gözümüzün önüne geliyor. Ve burada da Allah Resulü'nün o biraz sonra konuşacağımız işte meşhur veda hutbelerinden bir konuşmasını da burada Arafat'ta Müslümanlara irad etmiş oluyor. Hutbesini yapmış oluyor. Burada tabii biraz sonra tabii üzerine değineceğiz ama programın ilk kısmında söylediğimiz şey vardı. Yani Allah Resulü bazı şeyleri hissediyor diye. Burada da inen bir ayet var. Maide suresi 3. ayet. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا. Şimdi tabii bugün dininizi ikmal ettim. Artık yani اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِي ve nimetimi de tamamladım. Bu ayeti kerime ile artık اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا. İslami mesajın, tebliğin zirve evet. bir noktaya artık yani insanlığın kurtuluşu olacak dinin, vahyin insanlara ulaştırılması gerektiği kadarının ulaştırıldığı anlamına da geliyor. Evet, yani bu hakikaten yani Peygamber Efendimizin hayatında yani ayet indiği andan itibaren mesajı anlıyor. Bazı sahabiler kaynaklarda bahsediyor. Bunu da hissediyor ve artık Peygamber Efendimizin hayatında yeni bir dönem başlamış oluyor. 9. günden sonra güneş battıktan sonra Allah Resulü Arafat'tan ayrılıyor ve Müzdelife'ye gelmiş oluyor. Geceyi Müzdelife'de geçirip ertesi gün sabah artık bayramın birinci günü de gerçekleşmiş oluyor. Sabah namazını Müzdelife'de kıldırmasıyla beraber İşte o hac ibadetinin diğer rükünleri olan şeytan taşlama ve diğer işlemleri de tamamladıktan sonra en son kurbanını kesiyor ve ihramdan da çıkmış oluyor. Şimdi kurbanla alakalı belki şunu söyleyebiliriz. Kaynaklarımız 100 adet kurbandan bahsederler Allah Resulü ile alakalı. 100 kurban kestirdiğini, bunun 63 tanesini
63 yaşında olmasından hareketle, yani her yıla bir kurban gelecek şekilde 63 kurbanını kendisinin kestiğini, geri kalanlarını da Hazreti Ali'ye kestirdiğini, onlardan tattıktan sonra geri kalanlarını da bir infak olarak dağıttığından bahsederler. Böylece biz Allah Resulü'nün hayatında hem örneklik olarak hac ibadetinin nasıl gerçekleştiğini, yani daha öncesinde var olan Mekkelilerin bildiği ama şirk unsurlarının karışmış olduğu o hac ibadetinin nasıl gerçekleştiğini Peygamber Efendimizin birebir uygulamalarıyla. Burada tabii bazı şeyleri hızlıca anlatıyoruz. Arada konuştuğunu, yani sanki böyle bir film şeridi gibi hızlı hızlı bir oraya gitti bir buraya gitti gibi anlaşılmasın diye. Ara ara Peygamber Efendimizin o konaklama yerlerinde konuştuğunu biliyoruz. İşte sıklıkla vurgu yaptığımız veda hutbeleri dediğimiz şeyler esasında buradaki konuşmaların toplanmış hali, bir özet hali. Onu da burada hatırlatmamız en azından bu ibadetin nasıl gerçekleştiği konusunu da doğru anlamak için önemli bir anahtardır diye düşünüyorum. Başta Mekkeliler olmak üzere o bölgede yaşayan insanların hayatında hac ibadeti çok canlıydı. İslam öncesi tatbikattan kaynaklanan şirk unsurlarının bulaştığı bazı boyutları vardı. Kurban ibadeti evet. Mesela bunlardan birisiydi. Allah Resulü'nün bunu fiilen göstermesi, hatta zaman zaman uyarılarda bulunarak gerçek tatbikatı göstermesi çok önemli. Cübeyr bin Mut'im'in bir hadisesi anlatılıyor. Allah Resulü Arafat'a vakfeye gittiği zaman, Arafat Mekkelilerin kabul ettiği şekilde harem alanının dışında evet. kalıyor. Nemire vadisine geliyor. Nemire de Arafat'a yakın. Ama haremin içerisinde evet. Allah Resulü oradan geçerken Mekke fethi sırasında Müslüman olmuş olan Cübeyr bin Mut'im, "Ya Resulallah, sen Ehli Hums'tansın, evet. burası Nemire'dir," diyor. Çünkü Ehli Hums olanlar kendilerini diğer insanlara göre, Ehli Hums harem bölgesinde yaşayanlar. Mekke'de ve çevresinde. Oranın sahipleri diyebileceğim. Oranın sahipleri, Beytullah'ın sahipleri olduklarını iddia eden insanlar. Onlar hac ibadeti sırasında kendilerine bir ayrıcalık oluşturmuşlardı. Düzenlerini böyle kurmuşlardı. Normal insanların kendilerine göre aynı seviyede kabul etmedikleri, mütalaa etmedikleri insanların vakfe yaptıkları Arafat'ta değil, Nemire'de vakfe yaptıklarını görüyoruz. Allah Resulü haccın ancak Arafat'ta vakfe yapmakla tamamlanacağını söyleyerek oradan Arafat'a yürüyor. Burada aslında kültürün, dinin, insanların gündelik hayatındaki etkisini, bunu değiştirmenin, dönüştürmenin zaman aldığını görüyoruz. Bunu gösteren bir örnek. Hakikaten Hazreti Peygamber'in bu tatbikatı orada tortu olarak toplumun içerisinde kalan, belki dibdalga olarak kalmış olan unsurları da temizlemiş oluyor. Diğer taraftan hutbelerde, burada yaptığı konuşmalarda İslam mesajını tekrar gündeme getirirken yine bu tortuları temizleyici, mesela insanlar arasında kulluk vurgusu yapması, ısrarla buna işaret etmesi, üstünlüğün herhangi bir kimseye ait olmadığını, bunun ancak takvayla olduğunu söylüyor. Buraya kadar geldik. Burada herhalde Casım hocama veda hutbelerini soracağım. Çünkü veda hutbeleri hakikaten üzerinde durulması gerekir. Bugün insanlığın uluslararası antlaşmalarla temin ettikleri bazı hususlar da dahil olmak üzere. Temin etmeye çalıştıkları veya yazılı metinlerde vurguladıkları ve fakat belki uygulamada yapamadıkları hususları Hazreti Peygamber burada vurguluyor. Bu giriş kısmı hocam önemli. Yani sizin o bu kadar kültürel altyapıda, affedersiniz sözünüzü kestim ama yani o sizin işaret ettiğiniz kısım hakikaten hutbeyi anlamak açısından da önemli. Yani şirk dediğimiz şey zaten böyle oluşmadı mı? Yani var olan o gelenek kısmı dinin önüne geçmiş oldu. Yavaş yavaş önüne geçmiş oldu. Yani Hazreti Peygamber'in esasında yaptığı işin de ne kadar zor olduğunu
Ve o 23 yıllık Risalet hayatında asıl mücadelesinin de bu değişimi gerçekleştirirken karşılaştığı zorluğu ortaya koymak açısından, yani hep bir hesaplaşma, farkına varmadan, yani burada Müslümanların yaptığı bir yanlışa işaret değil, var olan gelenek çünkü onlara bunu söyletmiş oluyor. O kültür içerisinde yetiştikleri için peygamberimizi de ona zorlamış oluyor. Bu bazen en yakınından geliyor. Yani Ehl-i Beyti dediğimiz kimseden de gelebiliyor. Eyvallah hocam. Allah Resulü burada Casım hocam, veda hutbesini öğrencilerimize anlatıyoruz. Zaman zaman konuşmalarda vurgu yapıyoruz, işaret ediyoruz. Hı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbelerinde çok önemli başlıklara işaret ediyor. Ve çok veciz bir şekilde işaret, çok anlaşılır bir şekilde. Hakikaten belagat konusundaki yetkinliğini de gösteren, basit, anlaşılabilir ama anlam dolu cümlelerle ifade ediyor. Veda hutbesini peygamberimizin hayatını çalışan ve yazan bir hocamız olarak bir de biraz sizden dinleyelim. Estağfurullah hocam, teşekkür ediyorum. Bir hususu tasrih etmek istiyorum. Sizin de aslında cümlelerinizde çok dikkatli bir şekilde bunu ifade ettiniz. Ancak şu netlikte söylemek istiyorum. Bazen cahiliye dönemi haccı ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında uygulamaları gören insanlar şöyle bir zehaba kapılıyorlar, eski tabirle şöyle bir düşünceye kapılıyorlar. Yani cahiliye insanları da ihrama giriyordu, Araplara da. Müslümanlar da, Peygamber Efendimiz de ihrama girdi. Cahiliye insanları tavaf ediyordu, o da tavaf etti. İşte Safa ve Merve tepeleri arasında onlar sağ yapıyorlardı, Peygamberimiz de sağ yaptı. Onlar Arafat'ta vakfe yapıyorlardı, vakfe yaptı. Mina'da taşlama, cemerat yapıyorlardı. O da taşladı. İşte Müzdelife'de uğradı, vakfe yaptı gibi. Yani cahiliye dönemi haccı ile Peygamber Efendimiz'in yaptığı hac arasındaki bu benzerliklere bakarak çok da fark yok gibi anlaşılabiliyor. Bunun hocam şu kısmının düzeltilmesi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı veda haccında yaptığı, gösterdiği örneklik aslında haccın, ki siz de çok isabetli bir şekilde vurguladınız, cahiliye döneminde müşrik Araplar tarafından hacca katılan, ilave edilen veya çıkarılan, mesela Arafat'ta vakfe çıkarılmış humus için veya putların önünde de secde etmek ilave edilmiş veya onların önünde kurban kesmek ilave edilmiş. Peygamber Efendimiz yaptığı bu hac, cahiliye dönemi müşriklerinin ilave ettiklerini çıkarmak, eksik bıraktıklarını tamamlamak ve esasen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı tevhid inancının dayalı haccı tekrar ihya etmek şeklinde olmuştur. Yani oradaki hemen o iki kesit arasındaki benzerliklere bakarak haccı müşrik Araplardan aldılar gibi bir ifadeye, bir düşünceye kapılmamamız gerektiğini vurgulamak istiyorum ki bu da sizin cümlelerinizde hakikaten. Siz çünkü bu olayı bildiğiniz için çok dikkatli cümlelerle bunu ifade ettiniz ama izleyicilerimiz, bazı izleyicilerimiz açısından bu tasrihe ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyim. O bakımdandır ki bu girişle başlamak istiyorum hocam. Hakikaten veda hutbeleri, niçin bunu söylüyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hac sırasında bizim öteden beri biraz ilk algımız, işte veda hutbesi diyerek sanki tek bir yerde konuşma yapmış gibi algılanmakla birlikte düşünelim ki kaç günü Peygamber Efendimizin sahabilerle birlikte geçiyor. Bu arada sadece tek konuşma zaten doğru değil. Mekke'de de konuşuyor, Arafat'ta da hitap ediyor, Müzdelife'de, Mina'da hitap ediyor. Değişik mevkilerde bu süreçte hitap etmiştir. Sahabiler de aslında bu konuşmayı hocam, mesela biz kaynaklarda derli toplu böyle tek bir
metin halinde bulmuyoruz değil mi hocam? İkiniz de bana katılıyorsunuz herhalde. Evet hocam. Evet, evet. Yani hatta şunu hatırlıyorum hocam. Bir veya iki yıl oldu galiba. Ben de aslında düzenleme kurulundaydım ama tarihi siz de hatırlayacaksınız çünkü tebliğ sundunuz. Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın veda hutbeleri, veda hacı ve veda hutbeleri sempozyumu düzenlendi. Evet. Orada Halit Özkan arkadaşımız bir kitapçık çıkardı bununla ilgili ve orada da rivayetlerin kaynaklarda dağınık olduğunu, bunları derleyip toparlayıp tek bir metin haline getirmeye çalıştı. Onun içindir ki veda hutbesi dediğimizde bu konuşmaların bütününü anlıyoruz. Veda hutbeleri dediğimizde de ayrı ayrı yerlerde yapılan konuşmalara işaret ediyoruz. Ancak hangisini hangi yerde yaptı her zaman bu tasrih edilmiyor. Sahabiler de kendi aklında, hangi hafızasında hangi kısım kaldıysa onları söylediği için bu rivayetlerin bütünleştirilmesi ihtiyacı doğuyor. Her halükarda biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu veda haccı sırasında yaptığı konuşmaları bir bütün olarak ele alarak bazı hususlara işaret edelim. Her şeyden önce veda hutbesi, veda hutbeleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adeta İslamiyet'in özetini inancıyla, ibadetiyle, ahlakıyla, muamelatıyla, yani insanlar arası ilişkiler, toplumla ilişkiler, sosyal hayatla birlikte adeta özetlediği bir hutbedir. Aslında bir manada İslam'ın ve Kur'an'ın özetidir. Aynı zamanda burada işaret edilen ilkeler kıyamete kadar geçerli olan ve demin söylediğim gibi önemli bir kısmı bu ibadetler dışında sadece Müslümanlar için değil, Müslüman olmayanlar için de geçerli olan hususlardır. Her şeyden önce Peygamber Efendimiz bu hutbede her zamanki gibi, biz tabii şimdi söyleyeceğim şeyi hani alıştığımız için bize çok şey geliyor, artık sıradan geliyor. Ama aslında vurgular çok önemli. Peygamber Efendimiz Besmele ile başlıyor, Hamdele ile başlıyor. Yani Allah'a şükrederek başlıyor. Ondan sonra ona hamd eder. Hani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh diyor. Yani ondan yardım dileriz. Ona tevbe ederiz. Ondan ona döneriz. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, isteklerimizi, ellerimizi ona açarız. Aynı zamanda ben şahitlik ederim ki Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. Niçin bu vurguyu yapıyor? Çünkü o toplumu daha dün şirkten çıkarmış, tevhide getirmiş olduğu için etraftan gelen sahabilere de bu vurguyu yapıyor. Her zaman olduğu gibi tevhid vurgusunu yapıyor. Sonra yine şehadet ederim ki kendisi için söylüyor, Muhammed onun kulu ve elçisidir. Yani kendisinin de hem bir peygamber, hem bir resul, hem de aynı zamanda bir beşer ve kul olduğunu ifade ediyor. Bu vurgu çok önemlidir. Çünkü Peygamber Efendimizin gerçek hayatında da kulluk vurgusu. Hani ben günde 70 defa, 70'ten fazla istiğfar ederim buyurması, her konuda besmele ile başlaması, Allah'ı hatırlaması bizim için örnektir ve kulluğu vurguladığını görüyoruz. Onun dışında, ey insanlar, beni iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu yıldan sonra belki bir daha sizinle karşılaşamam diyerek aslında bazı hissettiği hususları, çünkü belirttiğiniz gibi işte bu kısa süre önce yaşanan Ramazan ayında Peygamber Efendimiz Cebrail'le iki defa Kur'an-ı Kerim'i, o güne kadar inen ayetleri tekrarlıyor. Yine her yıl 10 gün itikafa girdiği halde Ramazan ayında, bu son Ramazan ayında 20 gün itikafa girmiş oluyor. Dolayısıyla bunu söylüyor. Bunun dışında kendi benim söylediklerimi burada duyanlar duymayanlara, hacca gelemeyenlere anlatsın diyerek yine bu İslam'ın ilkelerinin başkalarına da aktarılması gerektiğini ifade ediyor. Teknik bir şey söyleyeyim hocam. Hani 100 bin sahabiden biliyorsunuz bahsediliyor. Veya 100 bini aşan 124, 140'a kadar sayılar çıkıyor. O günkü imkanlarla nasıl duyuruluyor dediğimiz zaman işte aradaki
münadiler vasıtasıyla, yani belirli mesafelerde insanlar duyduklarını bir sonraki gruba tekrarlıyorlar. Tabii pür dikkat dinleniyor. Can kulağıyla Peygamber Efendimiz'i dinliyorlar ve bu konuşmalar gruptan gruba bu şekilde aktarılıyor. Yine en önemli noktalardan bir tanesi hocam, Peygamber Efendimiz'in vurguladığı, hani Mekke haremdir. Dolayısıyla burada cana, mala, namusa kastedilemez, kan dökülemez. Yine içerisinde bulunduğumuz aylar diyor Peygamber Efendimiz, haram aylardır. Çünkü Zilhicce ayında, Zilhicce'nin işte Arafat'ta yaptığına göre mesela en meşhur konuşmasını, işte 9. gün Zilhicce ayındayız. Bu aylar nasıl mukaddes ise, Mekke nasıl mübarek ve mukaddes ise, aynı şekilde diyor canlarınız, mallarınız, ırzınız da öyle mukaddestir. Her türlü taarruzdan, tecavüzden korunmuştur. Bu şu demek, insan canı, Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapmıyoruz. İnsan canı, insan onuru, çünkü oradaki ırz sadece namusla ilgili değil. Hatta ben şeyi hatırlıyorum hocam, siz hatırlıyor musunuz? Mustafa Çağrıcı hocamız tebliğinde bu noktaya vurgu yapmıştı. Demişti ki, buradaki ırz biraz sadece namus diye anlaşılıyor. Aslında Peygamber Efendimizin burada vurguladığı nokta insan onurudur. Gerçekten daha geniş manada bunu algılamıyor. Yani insan onuruna dokunan, insanı küçülten, insanın canını acıtan, yüreğini yakan hiçbir davranış İslam'da kabul göremez. İslam'dan onay alamaz. İşte Peygamber Efendimiz şimdi Mekke'yi örnek veriyor, çünkü insanlar Mekke'nin ne kadar harem olduğunu, kutsal olduğunu biliyorlar. Haram ayları örnek veriyor çünkü onu biliyorlar. İşte diyor, aynı şekilde haksız yere bir başkasını öldürmek, onun canına kıymak, onun malını almak ve onun onurunu incitmek aynı şekilde haramdır, yasaktır diyor. Diğer bir nokta, ey insanlar, yarın Allah'ın huzuruna çıkacaksınız ve bugünkü davranışlarından sorulacaksınız. Ha, demek ki vurguladığı nokta ne? Bu dünyanın bir de ahireti var. Ey insanlar, siz bu dünyada yapıp ettiklerinizden Allah katında hesaba çekileceksiniz. İşte bir Müslümanın unutmaması gereken hususlardan bir tanesi bu. Dünya hayatı geçicidir. Allah'ın bize verdiği ömür kısa ama ebedi, ahiret hayatı ebedidir. Hani dünya mezraatul ahire, dünya ahiretin tarlasıdır diye formüle edilmiş. O halde burada çalışıp kazanmamız ve Allah'ın huzuruna alnımız ak, yüzümüz ak, alnımız pak bir şekilde çıkma gayretinde olmamız gerekir. Peygamber Efendimiz bunu işaret ediyor. Sonra diyor ki, benden sonra birbirinizin boynunu vurmayın, eski sapıklıklara dönmeyin. Demek ki burada da yine fitne, anarşi, Müslümanların birbirine karşı veya insanların birbirine karşı bu temel değerleri yıpratan, temel değerleri içe sayan bir davranışta bulunmamasını istiyor. Bir diğer nokta, emanetlerle ilgili. Emanete hiyanet edilemez. Kimin yanında bir emanet varsa onun sahibine iade etsin diyor. Yine siz vurguladınız, cahiliye döneminin önemli, yani cahiliye döneminde çok yerleşmiş olan, kökleşmiş olan, kemikleşmiş olan birçok adeti Peygamber Efendimiz kaldırıyor. Mesela bunlardan birisi ekonomik anlamda faizdir. Faizin her türlüsü kaldırılmıştır, ayağımın altındadır diyor. Ve kendi akrabalarını örnek veriyor. Önce diyor, akrabalarımdan başlayarak onların faizini kaldırıyorum. Ancak diyor, borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Böylece ne zulmediniz ne de zulme uğramış olursunuz diyor. Yani bu zulmetmeyiniz, zulmede boyun eğmeyiniz kısmı aslında aynı zamanda faizle irtibatlı olarak da kuruluyor. Çünkü niye? Borç aldığı zaman birisi onun değeriyle ödemesi gerekiyor. Fazla bir ödeme olduğu zaman zaten borç alan kişi bu paraya muhtaç olduğu için aldı. Şimdi üstüne bir para, faiz eklenmiş olması
hakikaten ekonomik hayatta insanları yıkan, daha da fakirleştiren zor bir durum. O bakımdandır ki bu faizi, zaten Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz, faiz ateş olarak, faiz yiyenler aynı zamanda ateş yiyenler olarak vasıflandırılıyor. O bakımdandır ki hani ben şu günlük enflasyon, o kısımları Müslüman, İslam hukukçuları, İslam iktisatçıları, onlar tabii ki alimlerimiz, hocalarımız konuşacaklar. Ben sadece insanın belini büken faizi kastediyorum. Yani riba açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de de haramdır. Peygamber Efendimiz de buna vurgu yapmış. Mesela kan davaları bunu kaldırmıştır. Yine cahiliye döneminde asabiyet, kabilecilik, kabile üstünlüğü onu kaldırarak Arap'ın Arap olmayana, siyahın beyaza, beyazın siyaha hiçbir üstünlüğü yoktur diyerek ırkçılığı, kavmiyetçiliği, asabiyeti ayakları altına almış ve Hucurat suresinde belirtildiği gibi, vurgulandığı gibi inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en şerefliniz, en üstününüz, demek ki üstünlük kanla değil, malla değil, soyla sopla değil, takva iledir, Allah'a bağlılıkla ilgilidir diye ilkeleri sıralamıştır hocam. Vakit herhalde doluyor, sizin de sabrınızı taşırmayayım. Tabii çok şey var. Hangisini söyleyeyim diye ben doğrusu seçemedim. Siz tamamlayın isterseniz. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Veda hutbesinin önemli hususlarına, önemli konularına işaret etti hocam. Veda hutbesi, hutbeleri üzerine birçok boyutuyla hakikaten konuşulması lazım. Bazen belki bir kitap yazmayı gerektirecek başlıklar. Nitekim hocamın işaret ettiği İstanbul'da düzenlenen Veda Hutbeleri Sempozyumuna ben de İslam öncesi haccını anlatarak bir tebliğle katılmıştım. O kitap olarak da yayınlandı. Halit Özkan hocamızın kitabı da yayınlandı. Bu kitaplardan Veda Hutbesi üzerine yapılan bir doktora tezi çalışması da var. Sizin uhdenizde yapılan bir doktora bir çalışması. Hutbelerle ilgili benim uhdemde yapılan bir çalışma da var. Bütün bu çalışmalar hem bu mesajı daha iyi anlamak, hem Allah Resulü'nün anlattıklarını belki günümüzdeki insanlığın önüne, hayatımıza, yaşantımıza, sadece sözümüze değil, amelimize de yansıtmak açısından önem arz ediyor. Herhalde Allah Resulü'nün dönüşünü ve bundan sonraki süreci inşallah önümüzdeki programda konuşacağız. Birkaç cümleyle belki siz de... Hocam veda haccı ile ilgili sadece son bir iki şey var, ona işaret edeyim. Yani Allah tabii bir sürü şey var ama yani son olarak hani burada vurgulayacağımız son peygamber olması, Allah Resulü ümmetine miras olarak Allah'ın kitabını bırakmış olması ve sünnetini, yani onu da hayatına tatbik etmesini bırakmış olması, veda haccında bizim için özellikle vurgulayacağımız, örnek alacağımız, olmazsa olmaz diyeceğimiz temel hükümler diyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim hocam. Değerli izleyicilerimiz, peygamberimizin izinde arkadaşlarım Casım Avcı ve Mahmut Kelpetin'le birlikte hicretin 10. yılı hadiselerini ele almaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta aynı gün, aynı saatte Allah Resulü'nün izinde, peygamberimizin izinde tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun.